Karbondioksit anjiyo nedir? Bunu açıklamaya çalışacağım. Normalde anjiyografi sırasında damarları görüntülemek için tüm dünyada bir tek ilaç kullanılır veya renkli madde kullanılır. O buradaki taslarda görülen iyotlu bir madde. Bu maddeyi damara verdiğimiz zaman bize renkli görüntüler verir. Kalp anjiyosunda, bacak beyin anjiyolarında ve bilgisayarlı tomografide bu ilaç kullanılır. Bu ilaç damarları çok güzel görüntüler, ancak küçük bir yan etkisi var. Böbrek fonksiyonları üzerinde sorun yaratıcı olabiliyor. Normal insanlarda genellikle büyük sorun olmaz. Normal insanlara bunu veririz. Bir günde kandan tümüyle temizlenir ve bir sorun yaratmaz. Ancak böbrek fonksiyonu sorunlu olan hastalarda, çok uzun yıldır diyabeti olan insanlarda, çok ileri yaşta olanlarda bu ilacı verdiğimiz zaman böbrek fonksiyonlarında hafif bir bozulma olabilir. Bunu engellemek için birkaç tane yöntem var. Birincisi, çok gerekmedikçe anjiyo yapmayız. Çünkü bu ilacı vermek değil, fazla vermek böbrekleri yükler veya yük bindirir. Anjiyo yaptığımız zaman bu ilacı çok az kullanırsak zarar verme ihtimali azalır. Böbrek fonksiyonu bozukken anjiyo yapacaksak hastaların tümünü bir gün evvel yatırırız, damardan sıvı veririz, böbrek koruyucu ilaçlar veririz ve ondan sonra bununla anjiyo yaparız. Bu da böbrekler için çok koruyucudur. Ama bunların tümünün ötesinde bir şey var. Karbondioksit anjiyo. Karbondioksit bir gaz. Bunun gibi sıvı değil. O gazı damarın içine doğrudan verebiliyoruz ve görüntüler alabiliyoruz. Karbondioksit anjiyonun en önemli dezavantajı, görüntüler hiçbir zaman çok güzel olmaz. Bunun verdiği görüntüler kadar güzel görüntü olmaz. Ancak yine de elimizde değerlendirebileceğimiz görüntüler olur ve karbondioksit böbreğe hiç zarar vermez. Şimdi bu hastada karbondioksit tüpümüz orada, enjektörümüz burada. Karbondioksitle anjiyo yapıyoruz çünkü böbrek fonksiyonları normal değil, birazcık bozulmuş. Yani kreatinin değeri normal olan 1.3'ün daha üzerinde. Böyle olduğu zaman karbondioksit anjiyo gerçekten böbrekleri koruyucu, ona zarar vermeyeceği bir şey. Karbondioksitle veya diğeriyle yaptığımız zaman bunlar tedavi etkilemez. Biz tedavide yine balon yaparız, stent yaparız, damarları açarız. Bunlar sadece balondan önce ve sonra, stentten önce ve sonra damarı görüntülemek için, iyi açılma olmuş mu, yeterli olmamış mı, onu görüntülemek için, değerlendirmek için kullandığımız renkli maddeler. Yani karbondioksit anjiyosu, karbondioksit denen gazın renkli madde olarak kullanılmasıdır anjiyografide ve damar görüntülemede kullanılır.